Buraya banyonun, tuvaletin ve balkonun fayanslarını koyduk. Bu hepsi zannı. Burada balkonun fayansları var. Sürpriz olsun göstermiyorum. Aracı da yüzeylerin fayanslarını ekledik. Banyo, tuvalet duvarlarının farklı. Balkonun yüzeyi farklı. Diğer malzemeleri de ekledik. Hepsi burada. Herkese selamlar, sevgiler. Eve geldik. Çünkü fayans ve çimento, işte onun altına der vesaire malzemeleri vardı. Onları getirttirdik. Şimdi buraya indireceğiz. Şu an balkona koyacağız. Daha usta gelmedi. Bir ustayla anlaşacağız bakalım. Görüşürüz. Daha sonra buraya döşenecek. Balkonun fayansı desenli, parke deseni seçtik. Güzel bir görüntüsü var. Buralar hep fayans olacak. Bir araba malzeme var. İşte bu da. Balkonun fayansı da olacak. Diğerleri de banyo, tuvalet, yer ve yüzey. Evet, fayans ustası başlamıştı da ben gelememiştim. Şu an için burayı yarım yapmış. Banyonun duvarlarını bitirmiş. Şöyle. Vanaların buraları böyle bırakmış. Böyle. Buraları döşemiş. Tuvaleti de bitirmiş. Araya başlamış şimdi. Şu aranınkileri yapacak. Tuvaletin gene buraları. Taşını da yarın değiştirecek. Bu şekilde şu an için yapmaya devam ediyor. Ben gün içinde işte olduğum için yapım aşamalarını çekemiyorum. Yine bittiğinde komple size göstereceğim. Burası da mutfak. Sadece dolabın geleceği yerleri bulunur. Bu şekilde yapıldı. Taş oturtturuldu. Yerleri böyle şapatıldı. Thank you.
Dersleri de çekildi, gri ders. Komple her yer bitti. Şöyle şu şekilde. Dersleri çekildi. Burası da yapıldı. Komple bu ara bu şekilde döşenmiş oldu. Banyonun içi dövülmüştü. Dün bu arayla tuvaletin orası kalmıştı. Orası da yapıldı. Komplerler döşenmiş oldu. Banyo da bitti. Tuvalet de bitti. Şöyle bu şekilde güzelce yapıldı. Burada da bu ağacın yanında asma vardı. Onu ağacı sarıp olmasın diye buraya asmalık yaptık. Buna dolacağız. Şöyle şu şekilde. Asma buna saracak. Toplaması daha kolay olsun diye. Buraya da bu şekilde karık açıyoruz. Daha sonra domates, karpuz fideleri var burada. Onları ekeceğiz. Burada dedem hazır almış bunları. Bunları ekeceğiz bakalım. Genelde hazır alınan fidelerden pek verim alınmıyor ama gene bakalım. Karık açıyoruz böyle. Şimdi şöyle karık açtık. Burada böyle domatesleri ekiyoruz. Domates fideleri vardı. Şimdi sıra sıra karık açacağız yine. Aynı yöntemle çubuğu batırıp fideleri ekiyoruz. Şimdi bu tarafa şu kısma salatalık tohumu ekmiştik. Bunlardan 3-4 tane sancı çıkmış. Bu tarafta taze soğanlar var. Onun dışında buraya sarımsak ekmiştik. Sarımsaklar filizlenmiş. Çıkıyorlar. Bu sıra komple sarımsak. Buraya da patates ekmiştik. O patatesler de çıkmış. Şöyle patates yanına sarımsak, bu tarafta da salatalık tohumu var. Buraya da çuvallar ekmiştik. Çuvallardaki patatesler de olmuş. Isırgan basmıştık bunların içine. Bunları da süzüp seyreteceğiz. Daha sonra bahçede kullanacağız. Şöyle iki tahta arasına bu şekilde geçirdik. Böyle gene şuraya kadar gidecek. Şimdi iki tane sacı sabitledik. Buraya da yarım yapacağız.
Buradan gerisini tahtadan yapacağız. Çünkü buradan arabalar dönerken tam şuradan sıfır dönüyor. Şuradan itibaren. Oraya bunları şimdi sabitlersek büyük araç, kum vesaire lazım olursa gene bu sefer içeri giremiyor. Ondan dolayı buradan burasının 1.70-1.80 civarı tahta kapı yapacağız. Burayı da o içeriden çıkan molozların tozunu yığmıştık. Buraya böyle serdim bunları. Buradan en azından araç döndüğü zaman tekeri boşa değil de dolu bir yere gelecek. Fener takılmıştı. 2 gün önce gelip camları da taktılar. Camlarımız da monte edildi. Burada beklettiğimiz ısırganları buraya sürdük. Bunları bir donladık böyle. Bunlar 500 milim litre olacak şekilde konsantre yapıp bunlara bitkilerimize uygulayacağız. Burayı da dedem bitirdi. Tahta kapısını buraya yaptı. Geniş bir araç dönmesi gerektiğinde buraya yapacağız. Şu an bu şekilde. Bunlar kiren. Büyüklükleri iyi. Kızarmaya başlarlar bu haftadan sonra. Şu şekilde. Bunun da meyveleri gayet iyi gözüküyor. Burada yine erik var. Bu da kara eriğe benziyor ama gene olunca görürüz. Burada da bir tane gülümüz var. Şöyle açmış biraz. Diğerleri de Gonca'da. Buraya kapak ekmiştik. Gene birkaç öbek daha ekledik. Buraları da komple böyle mısır attık. Buraları mısır attık. Bu kenarlara şunlar kelem. Kelem ektik. Burası komple kelem. Buraya kadar. Ondan sonra buralar gene kapak. Buraya lahana ektik. Kara lahana. Öbürleri kurumuş gözüküyor. Bunları yeni ektik. Şu sıraya ekmiştik bir önceki videoda. Ondan sonra burada yine fasulyeler. Biberleri geçen hafta ekmiştik. Biberler güzel gözüküyor. Bazıları dik, bazıları eğri. Çoğu tutmuş gözüküyor. Bu alana pembe domates ektik. Komple pembe domates. Fideler küçük ama bakalım ne olacak. Buraya da komple normal domates ektik. Buraya da gene domates ekledik. Buranın buradan bu yana önceden ekmiştik. Buradaki domatesler de şu an için tutmuş gibi gözüküyor ama duruma göre bakacağız. Şu an ekilmemiş hiçbir yer kalmadı. Bu tarafa geçen hafta mısır ekmiştik. Bu tarafa bu hafta ektik. Şuradaki boş gözüken alan komple bir tür, iki tür, üç tür. Buradan ilerisi de dördüncü bir tür fasulye. Komple her yeri doldurduk. Bu haftalık videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.